Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Goodwin'in Türkiye'de endüstriyel tesisler için ve arazi kurulumları için dizayn etmiş olduğu MT serisinden bahsetmek istiyorum. Yanımda görmüş olduğunuz MT serisi ürün 50KT olarak adlandırılan ürün. Piyasada 50 ila 80 kW bandında farklı ürünler olduğunu da belirtmek isterim. Ürünün en güzel özelliklerinden bir tanesi 4 tane MPPT'sinin bulunması. Yani farklı yönlere bakan panellerinizi tek bir cihazda toplayabilirsiniz ve her yöne bakandan kendi içinde maksimum gücü çekebilme yeteneğine sahip olan bir cihaz. Bunun dışında fazla yükleme dediğimiz DC tarafta panel gücünün inverter gücünden çok daha fazla yüklenebilmesi bazı durumlarda kesinlikle bir zorunluluk halindedir. Daha verimli çalıştırmasını sağlar, inverterimizi daha fazla güç üretirsiniz. Bu üründe bakıldığında MT serisinde %150'ye kadar DC güç artışı yapılabilmekte. Böylelikle birçok sahada bütün her şey aynı olmasa bile fazla yükleme yaparak çok daha verimli performans ve üretim değerleri almanız mümkün hale gelecektir bu cihazla birlikte. Fanlı bir soğutma sistemine sahip. Bu sebeple çok yüksek ortam sıcaklıklarında dahi tam performans çalıştığını bize garanti ediyor MT serisi. Bununla ilgili web sitesini de şu an zaten size gösteriyor olacağım. 50 santigrat derece sıcaklıkta dahi tam yükte çalışabildiğini size garanti ediyor MT serisi. Bu oldukça iddialı bir rakam çünkü genel olarak yapı şöyledir. Sıcaklık arttıkça üretim değeri aşağı doğru düşer. Panellerden maksimum güç gelse bile inverter kendini soğutmak için önce bir gücü kısar. Bakar ki kendimi soğutabiliyor muyum? Olması gereken ideal sıcaklık aralığında kalmaya çalışır. Baktı ki hala ısınmaya devam ediyorum. O zaman inverterler kendini kapatır. Bu durumda da ne kadar yüksek sıcaklıkta çalışabilir olması önemli bir faktör. Bu inverter için 50 santigrat derecede bile tam yükte çalışabildiğini bize söylüyor olması bence oldukça büyük bir avantaj. Goodwin MT serisinin aslında DC tarafta fazla yükleme yapabildiğimiz gibi AC tarafta da daha fazla çıkış gücü verme kabiliyeti bulunuyor. 50 kW'lık yanımdaki inverterle aslında 415 volt AC seviyelerinde 55 kW, 57,5 kW seviyelerine çıkış verebilme kabiliyetine sahip bu cihaz. Ama ülkemiz şartlarında maalesef hani hesaplanandan ya da başvurulandan daha yüksek güçte çıkış vermesi çok istenen bir durum değil açıkçası. Ama hani bu özellik nerede işinize yarayabilir? DC tarafta çok fazla yükleme yapmışsınızdır. Endüstriyel bir tesisiniz var ve tamamıyla kendi ihtiyacınızı karşılamak üzerine dizayn edilmiş bir yapıdır. Elektrik satışı yapmayla işim yoktur. Kendi ihtiyacımı karşılamak üzerine sistem tasarlamışsınızdır. Öğlen saatlerinde fazla yüklediğinizden dolayı DC tarafı bu kırpmayı ortadan kaldırıp daha fazla çıkış gücü alarak daha fazla elektrik tasarrufu yapmanızı sağlayabilir. Goodwin MT serisinde 4 tane MPPT bulunması ve bu MPPT'lerin çalışma aralıklarının geniş olması çatınızdaki tasarımda elinizi kuvvetlendirici bir etkendir. Çünkü çatılarınızın yüzeyinde her birinde aynı alanlar olmayabilir. Örneğin güneye bakan alan 200 metrekaredir, kuzeye bakan alan 180 metrekaredir ya da batıya bakan alan 300 metrekaredir. Farklı farklı panel adetlerini çatıya sığdırmamız gerekir. Gayet olası bir durumdur bu. 4 tane MPPT burada işimizi çok kolaylaştırıyor olur ve aralık geniş olduğu için de farklı adetlerde diziler yaparak inverterimize rahatlıkla bağlayabiliriz ve her dizide de ayrı ayrı maksimum gücü bize sağlamış olur bu cihaz. Aynı zamanda her diziyi tek tek izleme şansına da sahipsiniz. Yani 4 tane MPPT var. 4 tane MPPT'ye bağlanan dizileri de tek tek izleme şansınız olduğunu belirtmek isterim. Bu da hata analizi, her şeyin yolunda gidip gitmediğini anlamak açısından oldukça önemli.
İnverter tercihlerinde bakmamız gereken noktalardan bir tanesi de inverterin dönüştürme verimi. Goodwee MT serisinin 50 kW'lık olan versiyonunda yanımızdaki üründe bu dönüşüm oranı DC'den AC'ye dönüştürme verimliliği %98.3 seviyelerindedir. Euro verim olarak konuşuyorum çünkü maksimum verim her zaman daha yukarıdadır ama yanıltıcı bilgi olabilir. Bir ürünün gün içerisinde nasıl performans gösterdiğini euro verime bakarak çok daha doğru bir şekilde algılamamız mümkün olur. O yüzden %98.3 oranında bir dönüşüm, bir verimlilik söz konusu. Bu da oldukça iyi bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında Goodwee MT serisi ve benzeri serilerinde transformatörsüz bir topoloji kullanılmaktadır. İçerisindeki elektronik devrelerle birlikte doğru akımdan alternatif akıma bir dönüşüm söz konusudur. Zaten transformatör olmadığı için verimlilikler daha yukarı seviyelerdedir. Ve inverterlerde özellikle trafo kullanılmadığından dolayı farklı koruma ekipmanlarının kesinlikle olması gerekir. İnverterin nasıl koruma özellikleri var? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. PV string akım izleme var demiştik. Şebeke kesildiğinde bu sistemin kendini kapatması gerekir. Güvenlik anlamında bu çok önemlidir. Hatta endüstriyel tesislerde ayrıca bir kesici daha olması talep edilir dağıtım şirketi tarafından. Ters polariteye karşı koruması vardır. Kabloları yanlış bağlamak çok zor bir ihtimaldir ama bir ihtimal belki yanlış bağlanırsa diye ona karşı koruması vardır. İzolasyon izlemesi oldukça önemli bir değerdir. Çünkü çatıda işçiliği düzgün yapamadığınızda o kablo bağlantılarının arasına su girdiğinde, çiğ oluştuğunda ya da işte belli şartlar oluştuğunda bu durum izolasyon değerini aşağı doğru düşürür ve transformatörsüz olan inverterler bu değer görüldüğünde, aşağı düştüğünde bu izolasyon değeri inverteri koruma amaçlı kapatır. O yüzden bu değeri de kontrol altında tutabiliyor olacaksınız. Bunun dışında üründe DC sigortalar olduğunu söyleyebiliriz. Ürünün panellerden gelen gücü direkt olarak sigortalar üzerinden inverterin içerisine bağlıyoruz ki herhangi bir ters durumda sigorta koruyucu vazifesini gerçekleştirmiş olsun. Ürünün içerisinde aynı zamanda hem AC tarafı korumak hem de DC tarafı korumak için tip 2 parafodur bulunmakta. Bu da oldukça önemli bir işlem, bir malzeme aslında. Çünkü şebekeden gelen darbelere karşı inverteri korumak oldukça önemli. Bunu olmadığı takdirde inverterin içerisindeki elektronik kartlara zarar verme ihtimalimiz var. Bu sebeple de ürünün içerisine entegre tip 2 parafodur olduğunu söylemekte fayda var. Bu da önemli bir özellik. Tabii ki kaçak akımı izleme devresi ürünün içerisinde bulunmaktadır. AC aşırı akım koruması, AC kısa devre koruması ya da AC aşırı gerilim koruması da inverterin korumaları içerisinde. Dediğimiz gibi transformatörsüz inverterlerde çok daha koruma devrelerinin fazla olduğunu görüyoruz ve bu üründe de standartlara uygun, gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz korumalar mevcut. Ürünle ilgili hani bence şöyle olsa daha iyi olurdu dediğim bir nokta var. Mesela o noktada üründeki kullanılan parafodurun tip 2 yerine tip 1+2 şeklinde koruması. Tip 1+2 koruma hem yıldırım koruması hem şebekeden gelen darbelere karşı koruma anlamında daha geniş bir kapsam ifade etmekte. Üründe sadece tip 2 koruması var ama bu şekilde bir korumayı da dışarıdan harici olarak koyabilirsiniz veya teknik ekiple görüşerek ürünün içerisinde tip 2 yerine 1+2 kullanmayı talep edebilirsiniz. Bunu da teknik ekiple görüşmenizde fayda var. Goodwee MT serisi fanlı bir ürün. İnverter teknolojilerinde farklı firmalar farklı tasarımlar yapabiliyorlar. Bazıları sadece alüminyum bloklarla soğutmayı tercih ederken bazıları hem alüminyum blok hem de fanlarla soğutmayı tercih ediyor. Benim şahsi kanaatim fanlı bir sistemin çok daha performanslı çalışması noktasında. Çünkü hep bilgisayar işlemcilerinden örnek veriyorum. Bilgisayarın işlemcisinin üstünde hem alüminyum blok var hem de üstünde fan var. Çünkü fan belirli durumlarda devreye daha fazla girerek, daha fazla dönerek hızlı bir soğutma yapıyor ama pasif soğutma olduğu zaman konu tabii ki hesaplamaları ona göre yapılmış. O cihazlar da gayet güzel cihazlar ama ben mesela tercih edersem, bana sorarsanız eğer hem aktif hem pasif soğutmanın birlikte kullanıldığı inverterler
daha doğru geliyor bana açıkçası. Goodwee MT serisinin bence en güzel özelliklerinden bir tanesi alternatif data iletişimi sağlayabiliyor olması. RS 485 üzerinden veya kablosuz Wi-Fi dediğimiz bağlantı üzerinden veri transferi yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra herhangi bir kablolu ya da kablosuz hat kullanmadan elektrik hatlarını bir veri kablosu olarak da kullanabilirsiniz. Modüle edilmiş sinyalleri elektrik kablosu üzerinden ileterek verilerinizi izleme yapmanız mümkün. Goodwee ile ilgili bence alternatif ve güzel olan noktalardan bir tanesi de şu. Ürünün tasarımıyla alakalı, acaba ben kaç tane paneli nasıl bağlamalıyım, bu inverter bunu destekliyor mu, şu kadar panel bağlayabilir miyim gibi sorularınızı ücretsiz olarak cevaplayabileceği bir tasarım programına sahip olması. Bu programla birlikte siz de sisteme kayıt yaptırarak kendinize ait bir sistem tasarımı yapabilirsiniz. Bu küçük bir ev çatısı da olabilir, endüstriyel bir tesis de olabilir. Öğrenci arkadaşlarımız için oldukça kıymetli bir bilgi bu. Çünkü ücretsiz olarak tasarım yapabilme programları nelerdir diye çokça soruluyor bize. Ve Ez Designer 2'yi bu amaçla kullanabilirsiniz ve sonuçlarıyla alakalı da fikir yürütmeniz oldukça mümkün ve ücretsiz olması da en büyük avantajı. Ürünle ilgili her zaman şunu söylüyoruz, dünyanın en güzel ürünü yapmış olabilirsiniz ama satış sonrası hizmetleri nasıl yapacağız, nedir ne değildir konusu da oldukça önem arz ediyor. Goodwee'nin Türkiye'de yerleşik bir satış sonrası ağı bulunmakta ve ürünlerle ilgili problem çıkması durumunda hızlıca müdahale etme, telefonda teknik destek hattının olması, bence bütün her şeyi bir kenara bırakmak gerekirse teknik desteğinin olması, satış sonrasının iyi olması bir inverteri tercih etme nedenlerinizin başında olması gerekir. Yeri gelmişken bu konuyla ilgili Goodwee Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Buğra Bey'e bağlanalım. Birazcık da ürünü kendisinden dinleyelim. Herkese merhabalar. Ben Buğra Can, Goodwee Türkiye Genel Müdür Yardımcısıyım. Bu videoda size bizim ticari projelerde amiral gemimiz olan MT serisinden biraz bahsetmek istiyorum. MT serisi aynı görünüşe, aynı ağırlığa sahip 3 modelden oluşuyor. 50, 60 ve 80 kW güçlerinde. Bizim 3 fazlı amiral gemi diyeceğimiz bir ürünümüz. Bu üründe oldukça fazla avantajlarımız var. Bunlardan birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Mesela %50'ye varan DC fazla yüklenme yapabiliyoruz. %15'e varan AC fazla çıkış sağlayabiliyoruz. Bununla beraber yine Goodwee'nin ücretsiz izleme portalına erişimimizi birkaç farklı yöntemle yapabiliriz. Mesela Wi-Fi ile bağlayabiliriz modülümüzle. Kablo tercih edilmek istemiyorsa RS 485 Cat6 kablosu çekebiliriz. Aynı zamanda kablosuz PLC yani AC kablo üzerinden haberleşme yöntemine de sahibiz. Bu invertörün verimini artıran bir diğer özelliğimiz de invertörün sağ tarafında bulunan dış fanlarımız. Bu fanlar sayesinde biz Goodwee olarak 50 derece ortam sıcaklığına kadar full çıkış garantisi veriyoruz. Giriş bölümünden bahsedecek olursak da bütün MT serimiz 4 MPPT'den oluşuyor ve toplamda 16 stringi var. Bu da bize şu avantajı sağlıyor. Kurulum esnasında farklı cephelere ya da farklı panel kullanımına olanak sağlıyor. Bunların hepsini farklı MPPT'ye girerek verim kaybını minimuma indiriyoruz. Kurulumu ve devreye alması ise oldukça basit. Diğer markalarla kıyasladığımızda dünya üzerinde en rahat devreye alınan invertör MT serisi diyebiliriz. Toplamda 2 adımlı bir devreye alma var. Zaten biz de Goodwee Türkiye olarak teknik ekibimizle devreye alma kısmında sizlere yardımcı oluyoruz. Kerem Bey'e de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hem MT'ye güzel bir video hazırladığı için hem de bizim görüşlerimizi dinlemek istediği için. Vermiş olduğu bilgilerden dolayı Buğra Bey'e çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.